Evet arkadaşlar, günaydın. Mart ayını geçtik. 2024. Geçen Mehmet'le bir tur yapmıştık. En sonki videomuz. Seyredersiniz kanalımızda. Yine bugün günlerden pazar. Çıkalım şöyle dedik. Çok fazla uzatmayacağız. Kısa bir tur yapalım. Şöyle bir antrenman yapalım. Bira turu. Ah. Şöyle bir antrenmanımızı yapalım. Hava sıcaklığı fena değil gibi. Hoş, geçen turla hemen hemen aynı. 5 dereceydi geçen tur. Şimdi de 7 derece. 2 derece daha sıcak. Buradaki 5'i kazımışlar. Demek ki burası 5 değil. Atış yapmış neler. Zaten şu an %8 gösteriyor. 7, 8. Tura 5'e düşer. Aşağılar esmiyordu da. Gökbey'in tepesi hafiften böyle esiyor. Bu arada rahatsızım. Sesim size değişik geliyor olabilir. Mazur görün artık. Evet, Gökbey'in tepesine geldik. Tam 5 km. Güzel. Mehmet'i biraz kızdırayım. Merhaba. Neden haftan bir esinti var sanki burada ya? Var var. Var. Sen yok dedin de var yani. Evet arkadaşlar, Gökbel'e geldik. Benim de gözlükler buğu yaptı ya. Sabahleyin güzel oluyor biraz. Soğuk ama ya. He? Soğuk. Geçen turdan daha sıcak ya. Üşüdüm. Olur üşüdüm. O kadar. Çok üşüdüm. Üşüdün de bu terler ne böyle? Sana yetişmeye çalışırken. Evet, bugün de meçhule gidiyoruz, bakalım ne yapacağımız belli değil. Şimdi bir aşağı inelim mi? Gökbel'den Şel tarafına, yoksa Marmaris'e tekrar geri dönün, Marmaris içerisinde mi turlayalım? Bakalım. Kararını vereceğiz. Hadi yoldan görüşürüz. Zor bir karar olacak o bizim için. Aynen. Evet, bugün değişik bir yol atacağız. Hiç girmediğimiz. Muhtemelen bel dibinin üstlerine doğru çıkıyor. Oradan bir bakalım bakalım nereye gidiyormuş bu yol. Bence burada harika manzara vardır. Göreceğiz. Yalnız ilk çıkış dehşetülü vahşet ha. Ayakta çıkacağız abi, ne yapalım. Doğru mu? Yani. İnşallah burada köpek yoktur lan. Ya abicim ya. Abicim. Marmaris'in içlerinde süs köpekleri var da. Buralarda ya, süs köpekleri yok. Ya olsun ha. Canım, sorun değil de. Al işte bak, iki tane bekliyor orada. Al işte hakikaten ya. Hem de kangal o ya. Değil mi? Vallahi kangal. Bırak bırak. Ben hiç çıkmam abi. Elde mi çıksak acaba? Zaten anlarız havlarlarsa. Abi bundan harbiden şey, çoban köpeği. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Daha yola başladık. Dur bakalım ya. Sivaslıyız abi sonuçta. He doğru. Onların dilinden anlarız. Dilinden anlarız. Bakalım göreceğiz, anlıyor mu anlamıyor mu? Haydi. Şu tarafa geçeyim. He doğru. Kendimizi bir şeye alalım. Selamünaleyküm ağalar. Bir de derler Marmaris'te köpek yok, bok yok. Zaten bunlar köpek değil ki. Bunlar doğru. Baksana. Ama bunlar pek böyle şey yapacak modunda değiller gibi ama. Böyle sağlam. Şu an bunlar sırtlanlık yapıyor da olabilir. Oğlum. Direkt büyük köpeklere denk geldik ya. Bir de iki tane. Aynı boy. Tamam tamam, bir şey yok bunlarda. Ah. Bunlar bizden daha yorgun gibi. Tamam oğlum, tamam sakin. Hayır, onlar bizden korkuyor, biz onlardan korkuyoruz. Öyle. Ya ne güzel yokuşu bisikletle çıkacaktık. Vallahi billahi. Yürüyerek ya. Çıkarttılar bizi yokuşu. Evet, genelde arkadaşlar bisikletlere böyle daha çok tetikleniyorlar bunlar. O yüzden bisikletten indik, öyle çıktık. Arada arkayı keselim de. Valla bize yokuş çıkmak üşengeçlik olarak geliyorsa onlara da geliyordur aga. %11-12. Ne diyorsun ya? Eğim. Şu an 15'e kadar gördüm. Nerede? Evet, zaten bayağı bir yükseltiyor sizi direkt. Bakın arkadaşlar. Dediğin yalnız ayrımı nerede göreceğiz acaba?
Acaba arıcıların yolu muydu? Yani yolu gösteriyor da inşallah bakalım oradaki mı? Toprak yol değildir o yol. Bakalım mı? Gidelim bakalım ya. Girdik böyle. Bak sessiz sakin. Yalnız bura adamı iyi tırmandırıyor ha. Bu ne lan? Tepesi galiba bura. Ya bu ne? Bu bayağı sertmiş ya. Hiç tabela falan da yok. Yokuş bitti galiba. Mehmet'i bekleyeyim o zaman. Şöyle geldiğim yolu da göstereyim. Demesin sonra. Arkandaydım diye. Müdür şimdi bak bakalım nereye gideceğiz. Sabah sabah iyi tırmandırdık. Vallahi ya. Ha. Dur Mehmet kendisine gelsin mi? Köpek. Neden bu kadar havlıyor? Ya ben de olsam ben de havlarım. Hayvanın başka uğraşısı mı var ya? İki tane manyak bisikletle gelmiş pazar günü sabahleyin. Yollar iyidir inşallah. Vallahi en fazla bunun gibidir herhalde. Al işte. İyi dediğin yola bak. İyi dediğin yol bu tarafa doğru gidiyor oğlum. Ne yapacağız? İnce mi? İşte. Bak mis gibi yol. Daha ne olacak? Ha güzelmiş. Evet yol güzelmiş arkadaşlar. Çam ağaçlarının içerisinde. Cillop gibi yol. Ne gibi yol? Cillop. Buradan Yeşilbelli'ye bağlanabiliriz. Ya Yeşilbelli'ye gitmeye gerek yok bir de. İstersek bağlanırız. Ama bak ki literatüre yeni bir yol soktuk yani. Ama şuraya var ya. Bir asfaltlasalar ne kadar güzel olur. Asfaltlamasın aga böyle daha güzel. Al işte ya. Bak şeyi asfaltlasınlar. Gitsinler Datça yolunu asfaltlasınlar. E Datça yolu asfaltlı zaten. Hayır onu demiyorum. Soğuk asfalt olan yeri asfaltlasınlar. Hani ben buraya zaten... dokunmasın arkadaş. Burası zaten ormanın içi. E villa falan yapmışlar ya abi. İşte yapmasınlar. Artık mecbur yapacaklar o asfaltı buraya. Ya hayır adam buraya milyonlarını yatırmış. Villa yapmış. Bu yoldan mı arabalar gidecek gelecek? Ya belki yolu böyle diye geldi adam buradan aldı ya. Yolu böyle diye geldi. Ben olsam gelirim. Aa ne güzellerinden. Köyü andırıyor. Ben olsam seni psikiyatriye sevk ederim o zaman. Tamam. Ne köyü anması ya? Abi ne tezek sevdalısı insan var ya bu memlekette. Öyle aga. Tezek görmemiş insanlar tezek sevdalısı oluyor genelde. Görseydik böyle olmazdık. Ya bu yol çok güzelmiş ya. Aynen bak literatüre yeni bir yol ekledik ya. Aynen. Repertuarımıza diyeyim daha doğrusu literatüre demeyeyim mi? Evet arkadaşlar sesi, sakin, kuş seslerini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Araç yok ya harika. Araç şey. Yok. İşte bak bizim bisikletçilerin aradığı yollar böyle. Sessiz, sakin olacak. Kimsecikler olmayacak. Yani... Aha, bak bak bak. Şöyle şu. Ne oldu lan? Bakar mısın? Narın içi gibi. He, evet. Ne o ya? Evet arkadaşlar, şuradaki ağaç dalındaki kırmızı şeyleri diyorum evet. Tutsana şunu ya, ben bir ona bir yolayım. Ya arkadaş, bir gün zehirleneceksin öleceksin ya. Dur ya, bakacağız sadece ya. Alçakta olsa, alçakta yok. No. Ha şurada da var. Evet evet bak burada da var. Üf, güneşten de bir şey belli olmuyor ya. Ne şu? Getir kameraya göster. Cidden bitti mi lan bu? Hiçbir şey yok ki içinde. Sadece kabuk var. Tat da yok. Burada çekirdeği. Demek ki daha olmamış öyle. Hani sen bana su içecek yer bulacaktın başkan. Ya birader tura çıkıyorsun. Birader ne çok su. suyunu doldurma lan tura çıkıyorsun ya. Suyumu doldurdum da suyum bitti. Ne yapabilirim? Senelerdir ben niye girmemişim bu yola? Hadi seninle bir buçuk senedir sürüyoruz da. Ben niye senelerdir hani hiç çıkmadım? Hani sen neyse de falan. Çarparım yemin ediyorum bak. Gidir ortadan çarparım.
Bak bir de buraya girmeyelim diyordum. Gördün mü? Mehmet abi sana geri yeni bir yer gösterdi. Mehmet abi bu yollar nereye gidiyor? Şuraya bak, tamam bak, Seyir Tepesi gördüm. Aga yürü yürü, süper bir yer. Neyin Seyir Tepesi o ya? Beldibi. Ya, Beldibi'nin Seyir Tepesi mi varmış? Beldibi Seyir Tepesi. Yalnız keşke şimdi 2-1 olacaktı var ya, sabah sabah ne gömerdi. Olaya bak. Geldik. Evet. Çok iyi ya. İşte mükemmel bir manzara. Harika. Nasip neydi? Nereye geldik aga? Aga oha çok iyi ya. Bakar mısın şuraya? Gel gel. Yemin ediyorum müthişmiş ya. Abi şuraya bakar mısın? Ya bak bak bak. Başkan bak, yol böyle gidecek, şuraya inecek. Bak biz şöyle ineceğiz. Hı hı. Aga harika değil mi ya? Böyle ya ne kadar güzel bir yer buldum ya. Şu an var ya, kendimle gurur duydum. Ne kadar güzel, hemen sahiplendi arkadaş ya. Evet arkadaşlar, geldiğimiz yer böyle bir yer. Manzaraya bakar mısınız ya? Ya şu sis olmasa, sis abi. Olmasa şurası Rodos. Orası mı? Evet, burada böyle bir yer. Gerçekten yalnız hem yolu hem çıkması, Gökbey çıktıktan sonra. Aa bak şurada ileride toprak yol var bak. Nerede? Bak ileride. Görüyor musun? Evet. İşte tam şeye iniyor olabilir, o sitelere tam iniyor bak. Olabilir. Arazöz yolu olabilir mi o? Olabilir. Evet arkadaşlar, burada böyle bir yer. Kahve mi içsek acaba ya? Nerede? Burada. Ciddi misin? Var mı kahve? Var tabii. Kahvesi çıkmam ben ya. Adam ya. Nasıl? Güzel. Abicim ben getirirsem boş yere getirmem. Abicim ya. Manzaramız böyle. Yavaş yavaş inelim Marmaris'e doğru. Bakalım. Bir de yalancı boğaz yaparız. Bugün böyle kısa bir tur olur. Keyif turu. Kahvemizi de içtik. Evet. Hadi yoldan görüşürüz. %5 mi? %5 kesinlikle değil burası. Yalan. Bu yokuşun ortalaması mı %5? Şu an %8,5 iniyoruz. Hatta 10-11. Yalnız burası harbiden dehşetli vaşeta. Sağlam dik değil mi? 9, 10, 15. Böyle gidiyor yani. Oo, dönüşe bakar mısın? Bir de şey de değil, kısa da değil anasını satayım. Ya inin bitmedi ya. Eyvah. Bu hayvanlar hep senin şu tekerinden çıkan sesten ürküyorlar. Değil mi? Bu ne abi dırrrr diye ya. Tamam kaliteli, bağırıyor, buradayım diyor, anladık. Paranın sesi. Yok mu şunun bir aç kapa modu ya, şu sesi kapatmanın? Yok aga. Bir kere açtım o açık kalıyor. Oo karanlığa geldik. Bura buz gibidir şimdi. Evet benim zaten bacaklar bir üşüyor ya. Evet. Hayır abi, gölgeye düşünce bir anda soğuyor yani. Bir an evvel güneşe çıkmamız lazım bizim. Abi biz nereye iniyoruz ya? Gökbel'in dibine ineceğiz ha. Hiç uzaklaşmamış gibi olacağız Gökbel'den, farkında mısın? Abicim bu ne ya? Üf, inin bitmedi ha. Sıkıldım ha. Ha, okula geldik gibi ya sanki. Okul burası mı? Ne bileyim, böyle kamu binasına benzettim. Yo, okul okul. Kolejmiş, Özel Türk Koleji. Bura değil, benim dediğim yer. Yok değil zaten, sen başka bir yerde Nurettin falan diyordun sen. He, Nurettin Gençeloğlu ama az kaldı herhalde.
Bırakınca gidiyor. Evet, Beldemir'in arka sokaklarından sonunda kurtulabildik. Kayboluyorduk neredeyse. Şimdi Yalancı Boğaz tarafına doğru gidiyoruz. Biraz keyif yapalım, ondan sonra da eve dalalım. Bugün kısa bir tur oldu. Şöyle bir keyif turu yapalım dedik en sonunda. Ama yine bir ter attık ya. Böyle bir güzel bir tırmanış yaptık. Burada pedal atmam. Dolu zaten ilerisi. Afiyet olsun. Berdun abi, beraber olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Mehmet abi. Oo. İyi yermiş. Bugün de böyle olsun ya. Evet arkadaşlar, Yalancı Boğaz'a geldik. Bugünün turunu burada sonlandırdık. Bugün kısa bir tur yaptık. Herhalde de bir 600 metreye yakın falan bir tırmanış olmuş mudur bilmiyorum. Artık Strava'dan bakacağız. Artık bir dahaki haftalarda daha uzun turlar yaparız inşallah. Yani ama bugün yeni yerler keşfettik. Bugünkü turumuz bira turuydu zaten. Ya illa sokacağı yani. Yani bugün değişik yerler keşfettik. Hiç girmediğimiz, senelerden beri benim de Mehmet'in de girmediği yollar var. İşte bisikletin avantajı burada. Size yeni yerler keşfettiriyor. Kapitalist sistemde. Evet, manzaramız güzel. Biraz böyle muhabbet edelim. Biraz şöyle hafiften kafamızı dağıtalım. Ondan sonra evlere dağılacağız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hadi yoldan görüşürüz. Hadi. Yoldan görüşmüyoruz mu? Görüşmeyeceğiz mi? Söylenecek her şeyi söyledin zaten. Hadi yoldan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.